Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam tamına 6 tanecik dans pratik izleyeceğiz. Dans pratikler normalde benim çok bayağı bir sevdiğim şeyler. Çünkü bir şeyi tamamıyla çıplaklığıyla izleyebiliyorsun. Hani Stöckum da mesela çok güzel oluyor. Hatta bir orijinal bir tık daha iyi oluyor. Dans pratikleri seviyorum ama. Neyse 6 tane şarkı izleyeceğiz. Ben size tek tek sayayım abi şarkıları. Trakis'ten Scars'ı izliyoruz abi. Eleven'dan ne ya? IB'den Eleven'ı. Everglow'dan Pilot. Mosex'ten Rush Hour. The Boys'dan Maverick. Movie versiyonu. Normal bir sürü versiyonu var ama ben direkt Movie'ki seçtim. O biraz daha hani iyi duruyor. Kamerayla falan muhtemelen hareket ediyorlar. Hype'ından da Go Big Go Home var. Direkt geçelim. İzleyelim bakalım nasıl olmuş. Daha fazla bu gruplar hakkında veya farklı bir dans pratik istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı. Kanalda abone olduğunuz için çok keyifli diyelim. Let's go, geçelim abi. Ne oluyor ne oluyor? Bu Japonya şarkıydı biliyorsunuz. Bu şarkı çok şey bu arada. Tüylerime diken diken ediyor. Biraz duygusal. Biraz klibinde o şekilde gözükmüyor en başlarda ama bazı yerlerinde cidden böyle çok duygusal olduğunu belirtiyor ya. Çınar'ın bu kadar etkili ve solo bir çıkışını veya solo bir şekilde dans ettiğini ilk defa görüyorum bu arada. Kayıt... Ne dedim lan, ben Çan dedim değil mi? Pardon, isimler karıştı. Baksana. İyi ha? Çok etkili lan beni, wow. Hiç büyük, bu kadar bu şekilde büyük bir koreografiye direkt önderlik ettiğini hiç görmemiştim bu arada. Bildiğin 15-20 saniye direkt aldın yani, helal olsun. Girişi bir de normalde böyle biraz daha rap ağırlıklı falan başlanıyor genelde. Hoş ama yani Scars biraz daha duygusal ya, onu hissettiriyor yani, direkt farklı bir de yapısı. İki dansı göremedik tam. Ti yaparken bir an yukarı yükselmeler hoş. Burası soda aldım, haberiniz olsun, biraz video uzun olacak diye. Oy ha, domino misali. Bir önce de şu dans ederken sarsıra falan bayağı sallanıyor, hoş durmuyor mu ya? Şurada bir kırılmalık, bir bozulmalık bir şey yiyorum hani. Sanki böyle darılmışlar, alınmışlar gibi dans koreografi hissettirdi bana bu arada. Oğlum Çan ne olmuş lan burada? Çan'ın şu an böyle ne kadar iyi dans ettiğini birinci elden tekrar görmüş oldum yani. İkinci el oluyor gerçi bu, birinci el direkt oradayken falan olurdu yani. Fazla hızlı, fazla iyi miydi lan? Bayağı bu arada Çan'ın erası gibi bir şey yani bu Amy bu arada. Fazla center, başlangıçta da zaten direkt ön plandaydı. Başlangıçtaki hareketten dolayı omuzu... My vice ya, lan Lino. Hayır! Üzülmek istemiyorum oğlum, gece gece. Ne oluyor? Vay! Hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim bu arada. Gerçi böyle bir şey vardı değil mi? Sing'in performansı da vardı Scars'ta. Eminsin de. Hatta bu bayağı bir meşhurlaştı bir ara. Adam burada vokali fena. Felix'in sarışı çok tatlıymış bu. Doğru reis. Sırtı komple atmış Felix bu. Ay çocuklar yana doğru dağılmaları hoş bu arada. Güzel gözüktü. Center'a kim geçse abi karttan götürüyor yani bu Amy'de. Anlaşılan oluyor. Çocuğu nereye getiriyorsun? Buraya yönü direkt aklıma şey geldi. Emre'de kısım geldi. Aa,
Bazı hitlerini bayağı yenmiyorum bu arada ya. Şaka yapan. Vay, bileklerinin kırabili var ha. Hoşuma gitti bu arada. Kimi kırıyor bakıyorum. Felix kırıyor. Huyancın kırıyor. Vay. Helal olsun. Bu arada bilek kırmak çok önemli bir şey. Hani dans ederken. Hani çok fazla çünkü esnek hareketler yapabiliyorsun o esnada. Bir dakika. Aha sonra oradan dank et. Bir dakika lan. Oğlum video boyunca Han'ın karnına çıkmış yeni fark ettim ben. Lan Han. Yüzde gizli açtın değil mi ya? Doğru söyle bak. Kimseye göstermeden, çaktırmadan. Ne yani? Luna içtik. Bir dakika ne oluyor? Kardeşim Luna izledik kanka önceden Luna'yı geri. Eleven abi bakalım. Bu grup bu arada fişek ya. Son bir haftadır çıktığından beri en çok stanlığım grup bu olabilir bu arada. Bayağı iyi grup bu arada. Çıkış olarak böyle gördüm en iyi double şarkılarından biri. Banko. Vuyang burada çok fazla zeplamış ya. Hiç sağlıklı gözükmüyor yani. Biz çok tatlı değil mi bu arada? Vokaline var bitmişim Amy'de. Tepkisi var bu arada kanalda haberiniz olsun. Liseo bu arada 14 yaşında abi kısa haberiniz olsun. 2007'li. Ray'i. Evet burada ne diyeceğim biliyor musunuz? My bias. Çok fazla dans pratiği izledim bu arada Ivan. O yüzden bir şaşırmalık bir durum yok. Ray, my boys. Alorander, yani Alorander gibi hani diyebilir miyiz aslında? Rap, ana rapçi ama vokale giriyor. Yani Alorander diyebiliriz aslında. Öyle diyorlar yani. Yujine ve Ray'i Alorander diyorlar sanırım. Yanlış bilmiyorsam eğer. Burası bayağı değil mi ya? Hey, Gil. Grubun en büyüğü bu arada. Burası bayağı ya. Isınamış yapıyorlar ya. Çok tatlı gözüküyor. Şu işaretle bayağı ilerim bu arada. Ben tepki videonu izlediğimde buradaki hareketi pek insanlar şaşırmadı ya. Ben bayağı şaşırmıştım. Çok ikonik çünkü. Çok güzel duruyor yani. Düzenli duruyor yani. Bu bayağı zor ya. Bunu ama senkronize olarak yapamıyorlar. Hani işin olayı mı acaba bu, anlamadım yani. Dans pratikte bile bunu göstermiyorlarsa demek ki bu şekilde olmuyor yani. Ama aynı olmayınca da şey duruyor. Çok iyi durmuyor bu arada. Listeo var ya, 14 yaşında 1.66 mı neydi? Bayağı uzun ya. 69 da olabilir, bayağı uzun da çünkü. Grup bu arada. Benim bildiğim kadarıyla şu an kadarki en uzun ortalama boy sahibine grup herhalde. Kızlar çok uzun lan. İnternette yazılana göre en az 1.66 var yani, öyle diyeyim ben size. O da gavul olması lazım en soldaki. 69 iki tane mi ne var? 72 var, 73 var. Bayağı uzunlar yani. Burası bayağı iyi bu arada. Garip duruyor ama stage'de falan yapınca hoş duruyor yani. Lane'i var ya. Kim olduğunu fena. Bu arada evinin bence asıl olayı slow motion'larda geçiyor. O kadar temel yerlerde slow motion yanmışlar ki bayağı hoş durmuş yani. Şu hareket de bayağı ikonik diyelim ya. Hoş duruyor yani.
Yani. Kızlar bir de bu arada debut esnasında yani debut yaptıktan sonra en hızlı ödül alan grup oldu ya kadınlarda. Allah helal olsun diyelim. Baya büyük stanlıyorum bu arada. Yeni çıkan grupları, yeni çıkan kadın gruplarını daha çok stanlıyorum. Hani Kipro olsun, şey olsun, ismini söyleyeyim. Ayv olsun. Çünkü yeni gelen gruplar bilmiyorum. Gözüme daha çok hoş geliyor. Baya iyiler yani. Yani böyle yeni olduğu için belki hani ilk başta şey diye de bakabilirim yani bakıyor da olabilirim hani yeni grup hani bir bakalım falan hani yeni olunca biraz daha insanın hevesi ve hype'ı daha yüksek oluyor ondan dolayı da olabilir yani emin değilim. Ama çok iyi gözüküyorlar yani. Geldi abi 1.95 boyumuz kızımız. Uy. Bayağı kaliteli gözükmüyor mu lan şey? O da kamera çekimi de çok net ve kaliteli gözüküyor bu arada. Yeah. İyi. Eşim burada vokale şey girdiğinde yani nakarata girdiğinde şaşırmıştım çünkü yani bu kadar agresif olacağını beklemiyordum. Çünkü genellikle Everglow'un nakaratları biraz daha böyle hani vokal ağırlık, vokal değil mi de ortası da aslında vokal ağırlık oraya girer. Zaten bunda da öyle aslında. Dandan falan bir dandan mandan ne bileyim biraz daha Ladida falan onlar biraz daha ben de öyle bir etki bırakmış ama bazı şarkıları da hani başında normal sert gidip ortalarında böyle vokale çıktı falan oluyor yani. Myself. İyi aynen. Bye bye. Şiyon geldi. Bu arada koreografi şeyleri beğendim. Neden beğendim? Şundan dolayı. Hani dansları var. Farklı dansları var. Hani belli bir statü üzerinden değil. Hani her zaman böyle biraz merak uyandırıyor. Yani belli bir gruplar direkt kendi aralarında dans ettiler. Ondan sonra Mia falan solo şekilde dans etti. Acaba şimdi ne yapacak havası sürekli yarattılar yani. Hoş bir şey bu. Standarda gitmemişler yani. İşin içine renklilik katmışlar. Fazla iyi değil mi kanka? Bu kadar basit bir hareket insanın gözüne hoş gelir mi bu arada ya? Aslında temeli basit ama yapılışı ve şarkının ritmine göre çok güzel duruyor. İyi. Güzel sol dans almış. Sorry. Ama nakarat harici böyle vurucu ve öldürücü bir kısım yok. Onu direkt gözüme böyle hani çok böyle çekici bir şey olmadı yani. İyi, önde hasar. Kıza pek line vermediler bu arada ya. Emmi'de. Normal bari song line vermeyince direkt görsel line vermeleri lazım bence. Visual line vermeleri lazım. Onu da pek yanmadılar. Biraz sönük bir şeydi yani onun için. Üzücü yani bu. Dandan durumlarını hatırlattı. Ladida'da falan biraz toparlanmıştı ama burada yine biraz bozuldu. Yani bozmuşlar yani. Ya. Everglow zaten line açısından her zaman bir tık zayıf kaldı ya. Sürekli eleştiri almasına rağmen hala devam ediyor yani. Sarsı da bu arada yanı sağlıklı duruyor ya. Eskiden bayağı bir sıkıntıya yaratmıştı. Yanıyordu sürekli. Yani görebiliyordun direkt göz şeyle. Şu an daha sağlıklı duruyor yani. O
iyi ya. Sondaki hareketler ne kadar senkronizeydi lan. 15 saniyede kilitledi yemin ediyorum beni. Eino'nun güzelliği de kilitlemiş olabilir tabi, bu da farklı bir durum. Neyse abi. Bro bunlar niye başlıyorum, ben bir şey başlatmak istemiyorum ya. Sinir oldum lan. Otomatik yönetime çıkmış, o yüzden başlıyormuş bütün şarkılar. Evet abi, Rush Hour'da sıra. Menü muydu lan Mart'taki? Ayağımda öyle bir girdik. It this. Ne it this lan? Ne oluyor? Hiç makine gibi durmuyor değil mi bu anda? Johnny! Kıyafete bayan değilim lan. Kendi kafalara göre mi düzenlemişler? Yoksa karagrafı bu şekilde mi lan? Emin değilim. Hoş ama iyi duruyor. Solo bir şekilde dans edeceğini düşünmemişsin bu arada. Bayağı boşuma gitti lan neredeyse. Uyyyy. Dans pratiktik. Kameraların böyle olması hoşuma gidiyor benim bu arada. Dans pratikte. Yani cidden bazı dans pratikler normal bir şekilde sabit duruyor ama bu şekilde olmaları bence bir tık daha iyi yani, bana soracak olursanız. Q'nun sesi bu arada çok iyi ya. Q'nun bu arada vokallerini böyle bazen takip ediyorum ve bakıyorum, böyle bayağı hoş. İnsana böyle aradığımak için seslerden biri yani Q'nun. Ne oluyor lan? Bu ne? Okey. Ben bu arada bayağı izlemiyorum lan şu ara falan. Dans pratiğini falan ilk defa izleyince bayağı garip bir şey geldi ya. Farklı geldi gözümde. Şarkı bu arada çok beğenilmiş yani. Çok böyle övgü almış. Şarkı bu arada direkt oradaki duruma göre alındığı için tam olarak bizim kulağımıza iyi gelmiyor. Böyle açmak lazım bayağı sesi yani. Canım var ya, tam santu ya. Aman. Neyse yine karın gazları yüzüktü. Bu oduncu gömleği mi kanka? Gömleği bayağı iyi lan. Yo, normal gömlek bayağı hoş. Ayın ben bunun havasını çok seviyorum ya. Kendine has bir havası var yani. Adam çok cool abi, hiç uğraşmasına gerek biliyor. Baya bir dark vision'u var yani. Kötü bir insan havası oluşturuyor. Ama baya iyi. Bu böyle sevenler de var tabi. Sen gibi düşünebilirsin. Dark vision. Yok, bunu yüzünü göremiyoruz demiyorum. Çıkarlar şu an. Okey. Takmış şapkayı. Takmayın lan şapkayı. Johnny bu arada sürekli küfreder gibi şarkı söylemiyorum ya. Bayılırım bu duruma böyle. Çok agresif reis. Arabistiz. Johnny sürekli bize bir şeyler yediriyor. Hayır, bu kısımlar fenaydı. Atladım şimdi. İyi, çok sinirli ya. Tamam oğlum, kızmayın lan. Okey.
Yeni bir şarkı açıyordum yanlışlıkla. Evet, The Boys'dan Maverick. Bakalım. Maverick ben bu arada çıktığı zaman ilk hafta çok dinlemiştim ya. Kaç defa dinledim hatırlamıyorum yani. What's up Q? Şarkının en sevdiğim yeri burası bu arada. Mükemmel değil mi? Bu kadar cool bir giriş olabilir mi aga? Çocuğun sesi çok iyi ya. Cool'lukta zirve resmen. Bir daha demek istiyorum. Okay. Vay. Burayı unutmuşum. Ah, burası da mükemmel. Çok fazla öldürücü yer burası bu arada. Burada bir hareket yapıyor kanka reis. Bin tane biyaz çalıyor. Biyaz Breaker senin. Çok smooth değil mi kanka? Nasıl bütün vücudunu bir anlama? Bir dakika. Bütün vücudu oynuyor resmen sırasıyla yıkıyor reis. Trouble. Cigana takmış şapkayı. Herkes şapkayı takıyor. Çıkar lan şapkayı. Bak bu karın kası festivali. Başyapıt ya. The Boys'a bu arada açık ara en sevdiğim şarkı oldu yani. Maverick. Yeah. Vay. Freeze. Sakin bro. Vay. Kamera açıları falan bayağı düzenlemiş ya. Düzenlenmiş ya. Dans pratik o. Dans pratik geri falan güzel lan. Beğendim he. Biz ilk defa mı dans pratik izliyoruz The Boys'un? Öyle olması lazım. Öyle miydi lan? Öyle herhalde. Odaların yeni görüyoruz yani. Bayağı iyi. Mutfak mı lan arkada? Yok değil. Aynen lan mutfak gibi şey evet. Vay be helal olsun. Herkes millet normalde tamamıyla boş bırak hani millet şey yapıp takılıyor anladın mı? Kafasına göre böyle bomboş takılıyor. Bunlar koymuş anladın mı? Orada yemek diye ya. Filmde izliyor kanka falan. Bayağı iyi yani. Televizyon da koymuşlar. Hoşuma gitti yani. Samimi ortam. Ama bubble day. Burası da bayağı sürünmüş yani diyorum eminim. Sürekli yerdeydi yani ama adam yerdeyken bir insan bu kadar iyi gözükür mü kanka? Çok agresif şarkı değil mi bu arada ya? Tam böyle sinirli bir şarkı yemin ediyorum. Kafa yemek istiyorsan açacaksın şarkıyı kanka. Çıldıracaksın evde. Smooth. Çocukların sadece hiçbir şey yapmayıp sağa sola yürümesi ve ortadaki insanların da idollerinde yavaş bir şekilde aşağı inmesi bu kadar güzel gözükemez kanka. Ne oluyor? İyi. İyi. Ne oluyor oğlum? Baya hazırlamışlar ha. Hoşuma gitti. Bir de tekte çekmemişler sanırım. Maçta normalde çok ısınmışlar belli. Kaç defa tekrar etmişler. Ondan sonra yanmışlar yani. Terliler çünkü hissedip görebiliyorum burada. Uyyy. Vay. Yüz baya kaslıymış ha. Yeni görüyorum da. Vah. Vah dedirtti ya. Bayağı iyiydi bu arada. Mükemmel ötüsü diyebilirim abi. Ah.
Bayağı iyiydi. Etkisinde kaldım bir tık. Don't get away, don't get away, I'm gonna make a new one. 아니면 또 아니면 뭐 아니면 또 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 Aynen Gobik or Gohom. Lütfen kanka. İyi. Bu arada arkadaki hazır olan müziği ve biti çok sevdim. Sözler şu an pek umurumda değil yani. Çünkü o kadar iyi geldi ki direkt kulağıma. Yani direkt bass'i yani direkt ana hattı çok güzel yani direkt şarkı. Direkt benden 100 puan almış olabilir yani direkt burada. İnsanı sürekli böyle bir dans ettirecek bir havası var yani. Okey. Uy, bayağı güzeldi müzik. Jane, ne oldu kanka? Aman, Mike'lara giymiş. Oha! Ben şarkıyı dinlememiştik bu arada. Yine şey yaptım. İnsanlara dinliyordu. Dinlemedim şu an. Bin pişman oldum. Direkt playlistime girdi bu arada. Wow! Enerji Koşu durumu çok seviyorum bu arada. Çok çalışkan bir grup. Boşuna zaten yılın çağına seçilmeyenler. Adamlar her türlü şarkıya baksana, koreografi falan da yapıyorlar. Hep yapıyorlar yani. Sürekli yapım aşamasında hiç boş durmuyorlar. Okey. Neyiz bildi kovuyor. Oy! Tatlı bir sahneydi. Hem cool gözüküyor, nasıl tatlı olabiliyorsunuz kardeşim bir saniye içerisinde. Okay. Lol. Şarkının geçişleri bu arada mükemmel. Hani bir yerden bir yere mesela bir line alınıyor veya bir şey alınıyor. Ondan sonra diğer şekilde geçişler bayağı iyi oluyor. Hani idollerin falan böyle. Her an böyle her saniye ne olacak havası yaratıyorlar yani. Şarkının bir de normalliği sözlerine göre muhtemelen şey yapıyorlar, ona göre hareket yapıyorlar. Bazı çünkü koreografiler biraz daha bağımsız oluyor ama bunlar ona göre yapıyor. Tamam, bir de şarkıları ne anlatılıyorsa ona göre hareket yapıyorlar, belli. Az buçuk Korecem'le böyle Korece anlayabiliyorum, o yüzden direkt o şekilde geldi kulağıma. Umarım yalanmıyorumdur. Burasına bayıldım. Okay. Sürekli böyle bir şeyleri etrafına dönüyorlar ve ne bileyim hani ellerine veya parmaklarına bir yerden geçiyor var ya, geniş oluyorlar sürekli mesela slow bir şekilde falan böyle. Biri hareket ettirerek veya bir yere göstererek bayağı iyi duruyor bu arada. Çünkü uzatıyor, uzattıklarına göre de ona göre hareket yapıyorlar yani, bayağı hoş duruyor. Okey sonu. Ya. Jong'un reisi var. Jong'un bu arada buralara çok dikkatimi çekiyor. Reis bayağı iyi cidden ya. Sahne preferansı bayağı iyi yani. Direkt sahnede direkt insanın dikkatini çekebiliyor. Reis boşuna alandır değil reis. Yee, my bias Nicky. Okay.
Ne kadar rahat yapıyor ya Allah'ım. Ah, biz de homo edelim artık diyorlar şu an kanka. O kadar yoruldu ki çocuklar. Çok güzel bitişti bu arada. Bayıldım şarkı. Direkt video bitti ki playlistime giriyor abi şarkı. Wow. Ah, neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla dans pratik istiyorsanız abi videoyu beğenme, yorumlarda ne istediğinizi belirtin abi. Kanala da abone oldunuz mu? Tamamdır diyelim. Kendinize bakın abi, görüşmek üzere. Bay bay.